Merhaba arkadaşlar. Ben Hanif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğinizi bekliyoruz. Şimdi bu e, hepsi bir emek arkadaşlar. Bunların biliyorsunuz. Ve bu emeği sizin için yapıyoruz. E, uğraşıyoruz. Mücadele ediyoruz. E, yani sizin daha iyi bir tercih listenizi hazırlayabilmeniz için uğraştığımız bunu birkaç yıldır yaptığımız bir şey arkadaşlar. Siz de az çok biliyorsunuz. Bizi takip eden arkadaşlar bilirler. Elimizden geldiği kadar <laughs> yani böyle şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, i̇statistik tutmayı seviyoruz çünkü. DGS'ye giren kişilerin bölümleri ve bunlar nereleri istiyor arkadaşlar? Açıklama kısmında link var. Linkten buna ulaşabilirsiniz. Bu anket sonuçlarına açıklama kısmındaki linkten ulaşabileceksiniz arkadaşlar. E, 1091 tane yanıt var ama bu yanıtların bir kısmını ben sildim bilginiz olsun. Normalde bu kadar yanıt var. Bir 90 tane filan silmişimdir. Yanlış olduğunu düşündüğüm, e, sonuçlara göre uyumsuz olduğunu düşündüğüm, bir de e, art niyetli olduğunu düşündüğüm, eğer bilerek girdiyse, yanlış girdiyse vesaire dikkat ettiğimiz varsa arkadaşlar bunların hepsini kaldırdık. Sayısalcı arkadaşlara burada ayrıca ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Bizim sonuçlarımızda sayısalcılar çok fazla katılım sağlıyorlar. Ee, Sözelci arkadaşlar yine e, her zamanki gibi daha az katılım sağlıyorlar. Eşit ağırlatıcılar geçen yıllara göre daha az katılım sağlamışlar. Ama sayısalcılar her zaman çok arkadaşlar. Katılımcıların en çok istediği bazı bölümleri listeledim arkadaşlar. Burada hemşirelik isteyen 146 tane sonuç varmış. Bilgisayar isteyen 144 tane sonuç varmış, hukuk isteyen 99 tane sonucu varmış, yazılım isteyen 79 kişi, elektrik elektronik isteyen 76 kişi, veterinerlik isteyen 69 kişi, okul öncesi isteyen 60 kişi, makine isteyen 56, özel eğitim isteyen 49, mimarlık isteyen 47, yönetim bilişim 44, tam 43, inşaat 39, çocuk gelişimi 37, mekatronik 36, 35 FTR ve sosyal hizmet şeklinde gidiyor arkadaşlar elektrik elektronik iç mimarlık vesaire en çok veri girişi yapan arkadaşlar bunlar oluyor Arkadaşlar e, bu dediğim gibi bu pdf listesini açıklama kısmında linkini bulabileceksiniz e, Nihayetinde çok uğraştık Arkadaşlar biz bununla şimdi diploma notunuza göre bakabilirsiniz Arkadaşlar ben kimim e, netiniz yok çünkü burada kimsiniz kaçıncı sıradasınız şeklinde bakabilirsiniz ee, bazen puanlarda şöyle yazmışsınız bunu da düzelttim İşte 331 yazmış mesela örnek veriyorum başka bir şey yazmamış devamını Biz kendimiz salladık arkadaşlar öyle düşünün 6 hane olsun diye Çünkü e, yoksa uyumsuz oluyordu sıralamayı tutturamıyorduk mecbur e, yani 330 yazmış mesela devamına ben 1 2 3 yazdım 6 hane olsun diye yani o şekilde düşünebilirsiniz Tamam Diploma notunuza bakın. Az çok sıralamanızı da biliyorsunuz. Puanınızı da biliyorsunuz. Dediğim gibi sıralamaya ve puanlara uymayan yanlış olduğunu düşündüklerimizin hepsini arkadaşlar. Hepsini istisnasız hepsini çıkardık. Adınız yoksa muhtemelen verileri yanlış girmişsinizdir. Evet burada 28. olan arkadaşı tebrik ederim. 29. olan arkadaşı tebrik ederim. 64. olan arkadaşı, 96. olan arkadaşı, 114. olan arkadaşlar. 123. 125. 126. 137. 182. 188. 189. 191. 194. 195. Evet bunlar devlet hukuk kazanacak olan arkadaşlar. 206, 207 devlet hukuk kazanacak arkadaşlar. 209, 219, 233, 271 arkadaşlar. Bunlar devlet hukuk kazanacak olan öğrenciler. 209, 219, 233, 271 e, tahminime göre devlet hukukların buralarda bir yerlerde bitmesi gerekiyor. Tahminimi söylüyorum. 303'e kadar bu yeşil olan arkadaşlar 303'e kadar devlet hukuk kazanacaklar diye düşünüyorum. Benim kendi tahminim bu yönde. 303'e kadar devlet hukukun gelme ihtimali var. Buradan sonraki sıralama özel hukuk kazanabilecek arkadaşlar için e, yani e, e, işte bu renge suular rengi diyelim. Bu renge biz boyadık arkadaşlar. Özel hukuk kazanacak olan arkadaşlar 312 sıralamadan başlıyor. 695 yani %50 burslu vesaire neyse arkadaşlar özel hukuk, iktisat işletme işte siyaset bilimi yazan arkadaşlar evet. var. 1376'ya kadar özel hukuk için ihtimaliniz var diye düşünüyoruz arkadaşlar. Buradan sonrasında e, hukuk isteyen arkadaşlar hani 1400, 1500 neyse Buralar için de bir ihtimaliniz vardır ama bu beyaz liste hukuk için artık ihtimal dışı kalan liste diyebilirsiniz. Okul öncesi öğretmenliği istemiş mesela bu eştarlıkçı olabilir muhtemelen okul öncesine geçecek. Mümkün yani arkadaşlar bunda eştarlık puanını girmiş çünkü. İşte turizm işletmeciliği hukuk turizm çok yüksek iyi. İşte var burada kamu yönetimi, hukuk, işletme. Bakın burada sıralamalar var arkadaşlar. 4000, 5000, 5000, 6000, 6100, 6200, 7000 bilmem ne gidiyor. Bu bu şekilde eşit ağırlıkçıların listesi arkadaşlar bu tamam mı? Hani bunlar bir yer kazanamaz anlamında değil. Sadece hukukçular için ben bir liste oluşturdum. 1300'e kadar özel hukuk gelir diye düşünüyorum. Kesin gelir diyemem ama düşüncem bu yönde. Gelme ihtimaliniz var. Diğerleri de istedikleri bölüm çocuk gelişimi işte neyse arkadaşlar sosyal hizmet vesaire e, inşallah kazanırlar. Yani hani kazanmazlar demiyorum. Geldik Sözel listeye. Evet Sözelci arkadaşları tebrik ederim. E, özel eğitim öğretmenliği isteyen arkadaşımız 110. sıradaymış. Özel eğitim, özel eğitim, okul öncesi, özel eğitim, özel eğitim şeklinde gidiyor. Yani bu başlarda okul öncesi ve özel eğitim zaten çok popüler. Az çok siz tahmin edebiliyorsunuz. Ee, özel eğitim öğretmenliği 1300-1400'e kadar olabilir arkadaşlar. Özel eğitim öğretmenliği 1300-1400-1500'e kadar olabilir. Okul öncesi öğretmenliği de 2500 civarında olacaktır diye düşünüyorum. Yani ben burada 3000'e kadar okul öncesi öğretmenliği için de 3000'e kadar bir liste olduğunu düşünüyorum. Tahmini 3000'e kadar olacaktır diye düşünüyorum. E ee, okul öncesi öğretmenliği daha aşağısı için okul öncesi öğretmenliğinin geleceğini açıkçası pek ihtimal vermiyorum. Olabilir ama biraz ihtimaliniz zayıf arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani dikkat ettiyseniz buralarda çok ilahiyat yok. Yani bir İngiliz edebiyatı var. Helal olsun. Yani bu sıralamaya dahil olmuş. Tebrik etmek lazım. Genelde okul öncesi ve e, özel eğitim öğretmenliği olan şeyler arkadaşlar. ilahiyatçılar nereden başlıyor? İli tam mesela iyi bir sıralaması olan arkadaşlar var yani mesela bak il, ili, tam 5000'deymiş. İşte ilahiyat varmış 11000'deymiş. Yani çizgi film animasyon isteyen bir öğrenci varmış. Helal olsun 4000'lerde. İli tam burada 4000'de gözüküyor. En iyi ili tamımız 4000 gibi gözüküyor arkadaşlar. Gastronomi var 4000'lerde. İli tamlar var 4000'lerde gözüküyor arkadaşlar. Sözelcilerin listesi de bu şekilde. Yani dediğim gibi bunların hepsi bir emek. Yanlış olduklarımızı düşündüğümüzlerin hepsini arkadaşlar hepsini çıkardık yani istisnasız bu da sayısal liste arkadaşlar e, beğenilerinizi mutlaka yapın Evet yedinci olan arkadaşı Tebrik ederim e, arkadaş gerçekten güzel çalışmış dokuzuncu olan arkadaşı Tebrik ederim onuncu olan arkadaşı Tebrik ederim ve bunlara bilgisayar mühendisliği Tabii ki nereye istediklerini sormadık Çünkü yanlış olur bu sefer rakipler olur vesaire gerek yok ama genelde başlar hep bilgisayar mühendisi, bilgisayar mühendisi oluyor arkadaşlar. Başlardaki arkadaşlar, derece yapan arkadaşlar isterlerse onlarla beraber video çekebilirim. E, hukukçular için de aynı arkadaşlar. Derece yapan arkadaşlar, sözelciler için de aynı. Derece yapan arkadaşlar isterlerse onlarla beraber video çekebilirim. Çünkü soruyorlar hani nasıl çalıştı? Bunlar ne yaptılar şeklinde olduğu için bu arkadaşlarla beraber isterlerse bu şekilde yardımcı olabiliriz. Bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Yazılım Yazılım, Bilgisayar Mühendisi. Görüyorsunuz. Bilgisayarcılar çok ve araya bir tane elektrik elektronik mühendisliği gelmiş. Boğaz içi istiyor olabilir. Ee, Boğaz içinde vardı herhalde vardır muhtemelen ya mühendislik. Itü filandır O da olabilir. Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi. Ee, Boğaz içi mühendislik yoksa gülmeyin tamam mı? Bilmiyorum. Yani herhalde vardı ya. Yanlış olmasın sonra. Evet bilgisayar mühendisi bilgisayar mühendisi sonra mimarlık isteyen bir arkadaş helal olsun 190. ve mimarlık bir hemşirelik var. Hemşirelik genelde çok yükseklerde olmuyordu. İlginç veterinerlik bunlar üst üste gelmiş. ya yani normalde bu kadar yükseklikte veterinerlik mimarlık hemşirelik olmuyordu. Genelde mühendisler hep bu arayı alıyordu. Bu üç arkadaşı da ayrıca tebrik etmek lazım. Mühendislerin arasına girmişler arkadaşlar. Hemşirelik var. Veteriner var. Mühendis var. Yani görüyorsunuz sayısalcılar bayağı geniş bir listesi var. Sayısalcılara gerçekten ayrıca teşekkür etmek lazım yani. Ee, çok veri girişi yapıyor arkadaşlar. Bizi kırmıyorlar. Yani gördüğünüz gibi bu liste 2000'lere kadar baya yığılmalı bir liste arkadaşlar. Yani bayağı bildiğiniz e, 3900-4000'e kadar sayısalcıları yeşil listeyle gösterdik arkadaşlar. Bundan sonrakiler yerleşmeyecek anlamına gelmez e herkes istediği bölüme yerleşebilir arkadaşlar. Yani onun için bu onun için değil. Sadece belli bir tahminime göre buralar yeşil olsun buralar sarı olsun diye yaptığımız bir şey yani tamam yani burada görüyorsunuz evet bu bayağı 10 binlerde 11 binlerde 12 binlerde yani maşallah arkadaşlar hiç durmamışlar sonuna kadar bu verileri girmişler bizim de tebrik etmek düşer arkadaşlara bu açıklama kısmında arkadaşlar bunu indirebilirsiniz tamam Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakal.